Bugün Mahter, bugün Mahter. Ramazan geldi. Burası neresi? Cuma pazarı. Evet, fiyatlar ne durumda? Neler aldınız? Düştü vallahi. Karnabaharı 2 hafta, 3 hafta önce 5 liraya alıyorduk. Şimdi olmuş 15 lira. Kıymet vermediğimiz patlıcan bile 40 milyondan aşağı değil. Hani kıyma patlıcan için derler ya hani değeri kıymeti yok diye. O bile 40 milyondan aşağı. Utandınız mı patlıcandan? Ay vallahi utandım. Çıkmaya da utanıyorsun. Kısmet. Almak zorundasın da. Yemek de zorundasın. Yemeden de olmuyor. Çocuklar olunca daha da zor oluyor. Mutfakta yangın var mı? Var var. Vallahi hiçbir şey desem yeridir yani. O kadar pahalı ki her şey. Yani alacağım şeyleri alamadım. Geçen hafta 25'ten aldım, 28'e çıkmış. Evet, fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar tabii ki yüksek, hatta çok yüksek. Yani. Bir şey aldığımız yok işte, bak bu bile 5 lira bir lokma. Taneyle alıyoruz artık, taneyle. Hanımefendi kolay gelsin. İki tane limon almışsın. Evet, iki tane alabiliyoruz çünkü artık. Kaç tane aldınız? İki tane, ancak bu kadar alabiliyoruz çünkü. Domates almışsınız. Evet. Ne kadar fiyatı? 20 liraydı kilosu o. Başta da buralarda daha pahalısın. En basit ihtiyaçlarını bile alırken insanlar kaç kere düşünüyorlar. Biz tarım ülkesiyiz sonuçta. Ya böyle olmaması gerekiyor bu durumun. Bir şeyler almaya geldik. İnanın bir yarım kilo mantar alabildik. Biberin kilosu 80 TL yazdı. Sadece fotoğrafını çekebildim. Evet, eminim. Maalesef mutfakta yangın var. Yangın, çok büyük bir yangın var. Biraz öyle abi ya, biraz pahalılık var ama ne yapacak bir şey yok. Hiçbir şey almadım. Neden? Çok pahalı çünkü. Çilek 50 liraya gördüm çileği. Yani o yüzden alamadım hiçbir şey. Fiyatlardan şikayet edenler var mı? Çok çok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten zor. Bizim için de zor, insanlar için de. Efendim merhaba, kolay gelsin. Pazardasınız. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Fiyatlar ne durumda? Pahalı. Neden pahalı? Ya aslında şu an her şey pahalı. Sadece pazar için değil bu. Pazar için. Ya peynir, zeytin, domates. Ne cebi boşalttık ama. Ya fiyatlar yüksek şimdi. Kimseyi kandırmasın.